Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Daha önce leke çıkarmada kazak ve bluzlardan lekeleri nasıl çıkartabiliriz diyenler için bunu göstereyim dedim. Ben sanıyorum o leke çıkarmada ya da çamaşırla ilgili bir videoda kazaklara ne yaptığımı söylemiştim. Orada sanıyorum aralarda kaldığı için pek anlaşılmamış. Bununla ilgili de çok fazla soru geliyor. Eşim de tam üzerine portakal suyu dökmüşken polar bir sivit diyeyim ya da polar bir bluz ya da işte ne olursa olsun kazak da olur hiç fark etmez. Aynı işlemi yapıyorum. Onu göstereyim sizlere. İçi bakın polar gibi. Bu tarz yine bir bluzine yağ damlatmıştı. Yine aynı şekilde çıkarttım. Yani ben bunu nasıl çıkartıyorum aslında? Her zaman kullandığım şey bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su renginde olanla çıkartıyorum. Daha önce yapmış olduğum çamaşır sodası, bulaşık makine parlatıcısı Arap sabunuyla olanla da olur. Herhangi bir renk açılması yapmıyor. Kazakları ya da bluzların kalın polarları ne olarak düşünün biliyor musunuz? Halıdaki lekeleri ben nasıl çıkartıyorum bulaşık makine parlatıcısıyla? Ondan dolayı burayı damlatıyorum. Damlattığım zaman üstünden hafifçe tülle yapıyorum ve anında çıkartıyor. Makineye atıyorum. Çamaşır sodasını mesela orada koyuyorum. O şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bunun beyaz kısmına gelmiş. Bakın. Beyaz ışıkta çok fazla belli olmuyor ama şurada bir portakal damlamış. Şurada var. Hatta koyu kısımlarında da var. Bakın şuralarında görebilirsiniz. Lekesi var. 4-5 gündür bu şekilde bekletiyorum ki leke iyice böyle içine işlemiş olsun. Mesela diyelim ki ilk daha o anda damladı. Evdesiniz ya da evde yemek yaparken ya da yemek yerken bulaşık makine parlatıcısının üzerine dökün. Makineye atın. Anında çıkartacak onu. Onu o şekilde söyleyebilirim size. Hemen çıkartıyor çünkü. Yani dediğim gibi halı gibi düşünün. Halıda nasıl parlatıcı, çay lekesi, kahve lekesi, yağ lekesi, salça lekesi, ne olursa olsun kalem izi bilmem ne, onların hepsini nasıl çıkartıyorsa bu kazak, bluz, polar tarzı şeylerden de hemen çıkartıyor. O konuda rahat olabilirsiniz. Gördünüz şimdi böyle lekeyi. Parlatıcı, şimdi BİM'in parlatıcısını soranlar var bana biliyor musun diye. Ben gittim dün aldım. Vallahi bilmiyordum. Yani BİM'in parlatıcısını ilk defa aldım. Sıvısı su rengindeymiş. Yine aynı şu Migros'tan almış olduğum parlatıcıyla aynı fiyatları 13,5 lira. Yani bu da öyleydi. Bunun da fiyatı öyle. Bu da su renginde. Bu da su renginde. Yani temizlik yaparken ve böyle çamaşırlarınızda kullandığınız zaman bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su renginde olması gerekiyor. Dışlarına aldanmayın. İçinin koyu olduğu zaten şişeden de belli oluyor. Onlara dikkat edersiniz. Bunun kokusu daha güzelmiş yalnız. Çok güzel kokuyor. Benim daha önce kullandığım Brit markası gibi. Yani bunun kokusu da güzel ama bunun kokusu bundan daha güzelmiş. Yani BİM'e gittikçe bundan alacağım artık. Sıvısını soranlar için valla gittim aldım baktım su rengindeymiş. BİM'den de alabilirsiniz. Sanıyorum Şok'ta da var. Şok'ta yine aynı böyle açık renklerde var. Oradan da alabilirsiniz. 101'dekini almayın çok kötü kokuyor. Onu söyle söyle yemin ediyorum 101 düşman olacak bana. Ama Brit vardı o çok güzel kokuyordu. Gittiler sırı getirdiler. Berbat kokuyor. Almayın çok kötü. Lekeye yaptığım işlem belli. Hemen şurada göstereceğim. Sonra makinede pamuklu kırkta yıkıyorum bu tarz. Hani yün kazak ya da sentetik 40, sentetik 30 bazen o şekilde de yıkıyorum. Benim kazağıma yağ lekesi damladı. Parlatıcıyla yaptım. Yine çıktı. Yani onu o şekilde deneme yapabilirsiniz. Parlatıcıyı üzerine sürün. Çok basit. Dediğim gibi diğer leke çıkarma işlemlerinde yapmış olduğum şeyi de yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Ama sadece parlatıcıyla da etki alabiliyorsunuz. Oldu ki parlatıcıyla etki almadınız. O zaman mesela çamaşır sodası ve Arap sabunu o anda o işleme uygulama yapabilirsiniz. Onların çok böyle detaylı gösterdiğim şeyler var. Hatta birkaç tane o şekilde video var. Onlara bakabilirsiniz. Şunlara geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmazsanız çok sevinirim. En azından her videomdan haberdar olmuş olursunuz. Şöyle geçelim şimdi. Bakın şurada lekeyi tekrar göstereyim sizlere. Şurada lekeler. Portakal suyu. Hani böyle meyve suyu tarzı bir şeyler de çok zor çıkar. Haberiniz olsun. Bakın şuralarda, şuralarda, şuralarda. Şimdi parlatıcıyı, yani dediğim gibi markası fark etmiyor. Sadece sıvısının su renginde olması gerekiyor. Bakın döktüğüm zaman zaten su renginde olduğunu görürsünüz. Böyle lekenin üzerine döküyorum. Bunun renk açma olasılığı yok. Bakayım başka bir yerlerinde var mı? Yok. Bakın bol bol döküyorum. Tül parçası. Tül parçasıyla şöyle parmağımın ucuyla şuna hafif hafif yapıyorum. Bakın anında çıktı. Bir de çok fazla bastırmanıza gerek yok. Tülerme yapmasın. Şöyle yapın. Ben kazaklardan da aynı bu şekilde çıkartıyorum. Sadece parlatıcıyla.
çıktı lekeler. Yani bu parlatıcıyı vallahi çok seviyorum ya. Bütün lekelerde etki ediyor. Çok güzel şekilde çıkartıyor. Bakın sadece şöyle 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 yapıyorum. Başka birinde var mı? Yok. Bakın şimdi. Şurada. Leke şuradaydı. Şu kısımda. Elinizle bile şöyle şöyle yapsanız oraya işler. Bakın kalmadı ama. Gitti leke. Şimdi bunu makineye atıp güzelce yıkama yapabilirsiniz. Hatta bakayım şu kısımlarında, koltuk altı kısımlarında, şu beyazlarda şura biraz sararma gibi bir şey olmuş. Orayı da dökelim. Beyaz kısımların hepsini dökelim hatta. Hani koltuk altı diyelim ki beyaz kazakta sararma oldu. Onu da şöyle şöyle yapın. Tişörtlerde koltuk altı sararması için göstermiştim. Bakın sararmayı anında aldı. Tamam, bu kadar. Bakayım başka var mı? Vallahi kalmadı. Bütün portakal suyu lekesi, şuradaki koltuk altı sararması, buradaki de gitti. Şimdi bunu hiç durulamadan direkt makineye atıyoruz. Deterjanları kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben ek olarak bu tarz şeylerde rengini korusun diye çamaşır sodası koyuyorum. Atıyorum 30 gram toz deterjan koyuyorsam 30 gram da çamaşır sodası koyuyorum. O şekilde yapacağız. Pamuklu kırkta yıkayacağım şimdi ben bunları. Çamaşır makinesinde çamaşırım var. Öyle ondan sonra çıktıktan sonra yine sonucunu gösteririm. En azından parlatıcının renk açmadığını görmüş olursunuz. Bu şekilde diğer çamaşırların yanına atıyorum bunu. Bir de böyle çok karışık renk varsa ben Domol'ün şu renk ayırıcı mendilini aldım. Şunlardan renk ayırıcı mendil diye geçiyor. Mesela diyelim ki koyu çamaşır attınız vesaire. Bunlar hemen üstündekileri şey yapıyor, topluyor. Yani çok renkli var mı? Yok. Bir tane atsanız da olur, iki tane atsanız da olur. Rengine göre değişiyor. Vallahi bundan da memnun kaldım ben. Bunu da atıyorum içine mendil. O hiçbir şey yapmıyor. Sadece kuru bir mendil. Hani şu renklerin birbirine karışmasını engelliyor. Normal toz deterjanından, çamaşırı kullandığımdan şöyle 30 gramlık yarım çay bardağına denk geliyor. Bunu normal şu göze koyuyorum. Çamaşır sodası da koyuyorum. Çoğu çamaşırıma koyuyorum ben. Lekeye daha çok etki etsin diye. Şöyle ve renklerini korusun diye. 30 gram da çamaşır sodası, bu çiçeğimin 101'den. Bundan da buna koyuyorum. Karıştırıyorum taşlanma olmasın diye. Şey zaten leke çıktı. Böyle bütün çamaşırda ne leke varsa hepsi çıkacak. Yumuşatıcı koyabilirsiniz. Ben çamaşır sodası koyduğum zaman yumuşatıcı koymuyorum. Çoğu çamaşırıma yumuşatıcı koymuyorum. Çünkü çamaşır sodası yeterince yumuşak yapıyor. Pamuklu 40'ta. Deviri isterseniz düşürebilirsiniz. Ben genelde bu tarz şeylerde deviri hep böyle ne yaparım biliyor musunuz? 600, 650. Çünkü benim 800. Yani çok yüksek devirli 1200, böyle daha yüksek devirliler de var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kazaklarınızı pamuk pamuk olmasını sağlıyor ve daha çabuk böyle aşınmasına sebep oluyor. Bu polar tarzlar da aynı şekilde. Diğer çamaşırlarınız da aynı şekilde. Ben 600'e çektim. Artık bu alışkanlık haline gelmiş bende. Deviri sürekli düşürürüm. Öyle başlatalım. Yıkasın. Sonra da dediğim gibi bir şey olmadığını göstereceğim sizlere. Bir de videoyu kapatmadan hemen söyleyeyim bunu. Çünkü çok fazla soran oluyor. Parlatıcıyı çamaşır makinesinin içine döksek olur mu diye. Parlatıcıyı çamaşır makinesinin içine dökmeyin. Suyla karıştığı zaman etkisi olmuyor. Parlatıcıyı lekenin üzerine direkt olarak dökün. Makinenin içine o şekilde atın. Yani bu gözden parlatıcıyı koymayın. Hiçbir etkisi olmaz. Daha çok etki olması için bu şekilde dediğim gibi. Makine bitti. Sonucunu göstereyim size. Islak şu an. Makineden daha yeni çıkarttım. Bakın şöyle yakından göstereceğim sizlere. Lekeler zaten şuralardaydı. Öncesini koyarım. Şu kısımlarında vardı. Koltuk altlarında deodorant kullandığı için eşim sararma olmuştu. Oralara da uyguladım. Bakın herhangi bir şu kısımlarında da renk açılması olmuyor. Islaklık sadece onu görüyorsunuz, böyle koyu koyu renkleri. Ama böyle oluyor. Yani kışlık olan neyiniz varsa, ben montta, kabanda, hani ne olursa olsun. Kışlık kıyafetlerimde böyle hiç leke olduğunu bilmem. Direkt olarak lekeyi gördüğüm zaman bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su renginde olanı koyarım. Makineye atarım. Leke meke kalmaz. Yani tişörtler kadar hiç zorlayıcı olmuyor.
Haberiniz olsun. Bakın, sonuç gördüğünüz gibi bu şekilde. Çamaşır sodasından dolayı da bir şey olmuyor. Onda da rahat olabilirsiniz. O mendil attım ya. Bakın, mendil de arada çünkü böyle renkli renkli bir şeyler vardı. O da böyle bu renkte oluyor. Yani onu merak edenler için de göstereyim. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.